memleketin iktidarına sahip olanların biliyorsunuz her fırsatta dile getirdikleri bir söz var. Evet. Ekonomi şahlanıyor. Evet. Biz de vatandaş indik, ekonomi şahlanıyor mu diye. Asla, ne şahlanması? Millet acından ölüyor. Şu kalabalığa bakmayın siz böyle. O derece diyorsun. Aynen. Berbat, vahim durumdayız. Aynen. Saltanat yakında sarayda. Yakında ekmeğe muhtaç olacağız. Aynen. Sarayda saltanatına devam etsin. Memleketimizin iktidarına sahip olanların her fırsatta dile getirdikleri bir söz var. Ekonomi şahlanıyor. Vatandaş bu konuda ne düşünüyor efendim? Ekonomi şahlanıyor mu? Ekonomi şahlanıyor da bu önceki mesela doğal gazı bulması şeyleri kullanıma geçmedi de. Silahlı kuvvetlerimiz iyi gidiyor. Tabii bazı bedelleri ödüyoruz ama şu anda ekonomi bence iyi yani. İyi tamam, geçinmez sıkıntısı olabilir ama şu anda ekonomi iyi. Geçinme sıkıntılıyken ekonomi nasıl iyi oluyor abi? Orayı ben pek anlayamadım. Pek anlayamadım. Geçinme sıkıntısı var derken ekonomi nasıl iyi diyeceksin. Şimdi insanlar şurada kapalı yoldayız. 150 kişi işsiz. Ama iş var, çalışan yok. İş beğenmiyor insanlar. İş beğenmiyor. Masa başı iş arıyor. Masa başı veya hiç şeyini beklemiyorlar. Hazır para. Şöyle söyleyeyim ben size abi. Yaşınız kaç? 48. 48 yaş. Dünyada hangi ülkelere gittiniz tatil için? Rusya. Gezmek. Rusya'ya gittim. Tatil için gittiniz. Evet. Hangi ülkelere gittiniz? Başka hiçbir ülkeye gitmedim ama yaklaşık 10-15 sene gittim geldim yani. Biz buradayız. Antalya'yı biliyorsunuz. Burada evet. Birçok yabancı var ve her ülkeden aşağı yukarı turistler geliyor buraya tatil için. Evet. Emekliler geliyor. Bizim emeklilerimizin hakkı değil mi abi bu? Gidemiyorlar. Emeklilerle de konuşuyoruz biz. Tatile gidemiyorlar. Biz tatile gidemiyoruz da biz herkesi kabul ediyoruz da bizi kabul eden yok. Tatil için gidebilirsiniz aslında. Tatil için gidebilirse kaç insan gidebilir? Kaç neden insan gidemiyor? Neden gidemiyor? Çünkü bizim gidecek Türkiye'den güzel yeri yok ki. Gitseler, görseler Türkiye'den başka en güzel yeri yok ki. En güzel yer en Türkiye. Güzel Türkiye yani. Hele hele Antalya. Gerek yok tatile. Tatile gerek yok. Bizim Antalya'nın insanı Marmaris'e, Kuşadası'na gidiyor tatile. Bodrum'a gidiyor. Yurt dışına giden tatilci insanımız azdır. Çünkü en güzel ülke Türkiye. İşsizlikten bahsettiniz az önce. İş beğenmiyorlar dediniz. Neden iş beğenmiyor insanlar? Çalışmıyorlar. Alışmışlar. Ben geçen sene bu parayı alıyordum. Önceki sene bu parayı alıyordum. Şimdi pandeminin ne olduğunu anlayamamış insanlar, tamam mı? Geçinmenin gününü kurtarmanın peşine gitmiyorlar. Enflasyon var abi. Enflasyon olur. Enflasyon bunlar 15 tane ülkeye karşı savaşır gibi harekettesin şu anda. Enflasyon olacak. Ama bu 2023'ü bekleyeceğiz. 2023'te her şey 2023'te olacak. 2023'te dünya 5'ten büyük. Bu 5.'si biz olacağız. Dünya 5'ten büyüktür diyorsun. 5.'si de biz olacağız. Buna inan. Mesela ne olacak abi 2023'te? Şimdi kendi altın rezervlerimizi, brom madenimizi. Ben Güneydoğu'da askerlik yaptım. 50 metre altında petrol vardı. Üst kasaturayla gazında. İstanbul'un da altında altın çokmuş. Ya var, her yerde var. Bunları kazmamız için işte dış güçler bize ne devamlı şey çıkıyorlar? Kazdırmamak için. Engel koyuyorlar, terör koyuyorlar. Partilerden bölmeye çalışıyorlar. İnsanlar birbirine düşürerek şey diyorlar. Hepsi o yönden yani. Başka bir şey değil. Kazançlarımızı 2023'te daha artıya geçeceğiz yani. Ben buna inanıyorum. Memlekette iktidara sahip olanların genelde her fırsatta dile getirdikleri bir söylem var. Ekonomi şahlanıyor diye. Biz de vatandaş indik. Ekonomi şahlanıyor mu efendim? Nereye şahlanıyor ki? Öyle bir şey var mı ki? Soruyoruz. Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. Ekonomi ne biliyor musunuz? Nedir? Cebinde paran var mı? Yetiyor mu? Gelir gideri karşılıyor mu? Eskiden zamın belli zamanlarda yapılıyordu tüketilen şeylere. Şimdi... Haftada bir, 10 günde bir, bugün binlerce açılan alışveriş yerleri var halk için. BİM A101 olsun. Onlar bile. Bugün aldığın şey 10 gün sonra gidiyorsun 3 lira bırakılmış. 3 lira bırakılmış, 5 lira bırakılmış. Bir mark euro devalüasyonu oldu, her şey alt üst oldu. Şimdi bir pandemi çıktı, arabalar 2 katına çıktı, evler 2 katına çıktı. Gider aldı başını gitti. Gelire bakıyorsun, yok. Peki şimdi zamlardan ve yükselen fiyatlardan bahsediyoruz abi de. Daha 2 gün önce enflasyon açıklandı, 11.75. Enflasyon böyleyken yükselen fiyatlara baktığımız zaman biraz sanki gerçeği yansıtmıyor gibi bir durum var. Şimdi kesinlikle. Medya kimin elinde? Türkiye'yi bir de Avrupa'dan dinleyin. Kıskanmıyorlar mı abi? Bizi mi? Çok kıskanıyorlar. Uçacağız. Yakında uçacağız biz. Neremizi kıskanıyorlar? Türkiye'nin parasına bakalım. En büyük paramız 200 TL. 100 TL, 50 TL, 20 TL, 10 TL, 5 TL. Yanına bozuk paraları da bırak. Toplasan dolar etmiyor. Başka açıklaması var mı? Dolar etmiyor ya. Biz bu parayla nereye şahlanıyoruz ki? Avrupa mı maaş alıyorsunuz abi? Dolarla maaş almıyoruz ama bugün bir şey almaya gittiğin zaman diyorsun ki kardeşim ya bu 3 gün önce böyleydi. Diyor dolar uçtu gitti. Bunlar madem ki her şeyi dolara bağlıyorlar, tüketilen şeyleri. Gelen maaşı niye dolara bağlamıyorlar? Madem ki biz dolarla yaşıyoruz, yediğimiz içtiğimiz her şey dolar üzerine. Bizi ilgilendirmiyor dedi Berat Albayrak. Nasıl ilgilendirmiyor? Halka sorsun.
Beni nasıl ilgilendirmiyor? Ben evime aldım salça, yağ, tüketilen ürünler. Eğer dolar bazındaysa, çünkü soruyorsun, diyor ki doları görmüyor musun abi? Öyle söylüyor. O nasıl bizi ilgilendirmiyor? Dolarla yaşıyoruz. Berat Albayrak, kayınpederi. Çocuğunu niye Türkiye'de doğurmadı? Torununu. Amerikan vatandaşı olsun diye. Hani Türkiye bizimdi. Hani biz hep birlik beraberlik içerisinde yaşıyorduk. Sen neden o zaman burada çocuğunu dünyaya getirmedin? İnsan hakları diyorlar ya. Nerede insan hakları? Ben göremiyorum. Adalet. Nerede? Nerede insan hakları? Adalet mi? Adalet diye bir şey yok zaten. Yok. Bizim bir cenazemiz oldu trafik kazasında. Yeğenim öldü. 3 sene sürdü. Ana yoldan 140'la araba vuruyor. Suçlu biz çıkıyoruz. İşte adalet dediğin şey bu işte. Adalet dediğin bu şey. Araştırıyoruz. Keşfe gelen adam AK Partili çıkıyor. Yani o zaman biz şu anda neyi yaşıyoruz biliyor musun? Kısacası modern kölelik yaşıyoruz. Modern kölelik. Bizi nasıl köle ediyorlar biliyor musun? Ben sana açıklayayım. Şimdi bir erkek 18 yaşına kadar durumu varsa yaşıyor. Durumu yoksa çalışıyor. 18 yaşından sonra askere kadar ailede durumu yoksa, ki zaten belli şartlardaki insanların çoğunda yok. Askere kadar askerde tüketeceği para için yaşıyor. Babaya yüklenmesin diye. Askerden sonra geliyor. Diyor ki ya ben evleneceğim. Babaya bakıyor. Babada yoksa zaten kendisi çalışıp kazanacak. Kaç kişinin babasında var ki? Çalışıyor, kazanıyor evlilik için. Evlilikten sonra ne oluyor? Diyor ki benim bir evim olsun. Ev dediğin 4 duvar. Biz bunlardan bile yoksunuz. Para var mı? Yok. Varsa da az bir birikinti vardır. Geri kalan ne yapıyor? Kredi çekiyor. Ha, seni bir defa şey yaptı mı? Kendine bağladı mı? Ne yapıyorsun? 10 yıllığına kredi çekiyorsun. 10 yıl boyunca bunu ödemek için neler yapıyorsun biliyor musun? Gurbetçiysen memleketine gidemiyorsun. Çoluk çocuğun rızkından çalıyorsun. Sosyal faaliyetlerin 0. 10 sene boyunca bunları yaptın mı? Sonra diyorsun ki bir arabam olsun. Aslında bir insan çok şey istemiyor. Bir arabam olsun diyor. Bakıyorsun yok. Ne yapacaksın? Tekrar kredi. Yine bir kölelik moduna gireceksin. 5 yılda onu çektin mi kardeşim? Ne yaptı? 15. Çocuğun ne oluyor? 15 yaşına geliyor. Diyorsun ki eğitim. Gelecek. Çünkü geleceği yok. Gelecek tamamıyla senin elinde. Eğer ailen de varsa maddi anlamda sıkıntı yok. Ama yoksa geleceği tamamıyla anne babanın elinde. Bu sefer diyorsun ki çocuğun geleceği için biraz para biriktireyim, kenara atayım. Onun geleceği için para biriktireyim derken 20-25 sene. Şöyle bir arkana dönüp bakıyorsun. 25 senem geçmiş. 25 senem niye geçti? Ben bir tatil yapamadım. Doğduğum yerlere gidemedim. Avrupa'daki insanlar gibi gezemedim. Yapamadıktan sonra ben niye yaşıyorum ki o zaman? Emekli olduktan sonra zaten çalışıyorsun. Emekli maaşıyla geçirmek kolay mı? 1 milyar kira. Elektrik, su, telefon, şu bu derken 2000 lira. Simit parasına yetmiyor. Her gün denk geliyoruz abi hemen hemen. Geliyorlar, gurbetçilerimiz var. Orada yaşayanlar var ve turistler var. Evet. Emekli turistler geliyor buraya özellikle. Evet. Geziyorlar. Dünyanın hatta her yerini geziyorlar. İnsan hakları var. Biz insan değil miyiz ya da biz hak etmiyor muyuz? Değiliz. Biz neyiz biliyor musun? Bir çoban var. Biz o çobanın ardından gelen koyunlarız. Koyun sürüsü. Tamamıyla koyun psikolojisi bizimdeki. Baştaki bir çoban var. İnsanlar şakşakçı. Yaptığımız tek şey şakşak yapmak. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Çünkü biz modern köleyiz. Kölelikten başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bir çocuk dünyaya geldiği zaman onun geleceği devletin belirlemesi lazım. Devlet kim? Ben, sen, kardeşim, Ahmet, Mehmet. Bizler varsak devlet var. Biz milletiz. Milletin olduğu yerde devlet var. Biz yoksak o zaman devlet diye bir şey yok. Eğer biz de devletsek o zaman çocuğumuzun geleceği belli olacak. Adam okuyor, üniversiteyi bitiyor, pazarda domates satıyor. Öğretmen, pazarda domates satıyor. Nerede eğitim sistemi? Adalet yok. Turizm desen parası olanlar tekrar parasına para katıyor. Parası olmayanlar paso çalışıyor. Çalışan paraya bakıyorsun, gelir gideri karşılamıyor. O zaman insan hakları diye bir şey yok kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Biz sadece şu an modern kölelik yaşıyoruz, öyle de gidiyoruz. Peki şimdi geçmişi konuştuk abi ve bugünü konuşuyoruz da gelecekle alakalı ne düşünüyorsunuz? Geleceğe dair hiçbir umudumuz yok. Hiçbir umudumuz yok kardeşim. Hiçbir. Çok kötü bir şey. Ben şahsım adına söylüyorum. Kredi kartı borçlarım var. 2 tane çocuğum var. Aldığım parayla onları geçindirebiliyorum ancak. Anlatabiliyor muyum? Hatırlıyorum. Eskiden benim arkadaşım söylerdi. Ben kendim aşçıyım. Derdi ki benim evim kira. 4 çocuğum var. Ev kirası ödüyorum. 4 çocuğu okutuyorum. Her ayda bir altın alıyorum. Bir altın alıyorum. Şu an alabiliyor musun? Aldığın parayla ancak geçinebiliyorsun. Karnını doyurabiliyorsun. Maaşlara bakıyorsun. Gelire bakıyorsun. Gidere bakıyorsun. O kadar zıt ki nereye şahlanıyoruz ben bunu merak ediyorum. Yani hangi kanala bakarsan bak iktidarın elinde olan kanal. Eğer ki gerçekten Türkiye'deki insanların ne halde olduğunu görmek istiyorsan Avrupa kanallarından seyredeceksin. Şu an biri sokağa çıkıp kendi durumunu anlatmaya kalktığı zaman korkuyor. Anlatamıyor kardeşim, korkuyor ya. Bu kadar basit ya. Adam bir şeyi dile getirmek istiyor. Seni içeri alıyorlar. İçeri alındığın zaman niçin içeri girdiğinin farkında bile değilsin.
Mahkemeye çıktığın zaman seni 3-4 çeşiden yargılıyorlar. Yok FETÖ'ymüş, şuymuş, buymuş, Ahmet mi? Bir çıkıyorsun ya diyorsun ki bunları ben mi yaptım? Hiçbir şeyden haberin yok. Ha. Sadece baştaki insanları eleştiriyorsun. Eğer ki ben bunları eleştiremiyorsam ben halkım. Seni ben oraya getirdim. Seni ben oraya getirdiysem sen beni dinleyeceksin. Eğer sen beni dinlemeyip bana ceza veriyorsan sen o zaman orada bir şey, işin yok ya. Adam diyor ki ben size yol yaptım. Ben size köprüler yaptım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Avrupa'da bir başbakanın, bir cumhurbaşkanın televizyona çıkıp ben size yol yaptım, köprü yaptım demesi ayıp. Onu da yapmıyorsan sen neden o zaman geldin ki? Niye geldin? Niye seçildin ki sen? Ne anlamı var? Ekonomiye bakacaksın kardeşim. Cebine bakacaksın. Yapılan yollardan, köprülerden bahsettiniz de. Parası da bizden çıkıyor. Doğan çocuğumuz borçlu doğuyor artık. Bunlardan dolayı. Çünkü 50 yıl geçiş garantileri var bu. Tabii. Köprüler. Yandaşlarına veriyor, bir köprü yapıyor. İşte damadının, arkadaşının bilmem neyine veriyor. İhalesini alıyor, parayı oraya aktarıyor. Yani tamamıyla yandaş. Tamamıyla yandaş. Eğer yandaşsan kazanırsın. Şakşakçı olursun. Ama onurlu, gururlu bir insansan yandaşçı olmazsın. Eğer arkadaşında, kardeşinde, komşunda yoksa sen yandaşlık yapıp alıyorsan sen vicdansızsın, merhametsizsin. Çünkü biz kardeşiz. Eşitlik diyorlar ya, birlik diyorlar ya, beraberlik diyorlar. Budur işte. Sende varsa, bende de varsa biz kardeşiz. Ama onda varsa, sende yoksa biz kardeş değiliz. Son olarak bizi duyuyorlarsa, dinliyorlarsa, hani olmaz ama onlara bir sözünüz, bir notunuz, bir mesajınız var mı buradan? Vallahi şunu söyleyeyim, gerçekten halkın durumu iyi değil. Gerçekten iyi değil. Yani gelir gideri gerçekten karşılamıyor. Sadece televizyona çıkıp insanları durumumuz iyidir, ekonomimiz çok iyi, şahlanıyoruz, enflasyonların şöyle şöyle diyorlar ya, yalan söylüyorlar. Gerçekleri konuşsunlar. Gerçekleri onlar bilmiyor. Halk biliyor. Halkı dinlesinler. Biz halkın sesiyiz. Bizi dinlesinler. Biz ona anlatalım neyin ne olduğunu. Ama yalan dolana gerek yok kardeşim. Ortada bir gerçek var. Önüne geçemezler yani. Memlekette iktidara sahip olanların dilinden düşürmedikleri bir söylem var. Ekonomi şahlanıyor. Vatandaş bu konuda ne düşünüyor efendim? Ekonomi şahlanıyor mu? Ekonomi şahlanmıyor maalesef. Neden dersen bak dolar aldı başını 8 liraya doğru gidiyor. Euro desen 9 liraya geçti. Altın desen öyle. Şimdi düğünlerde küçük altın bile takamıyor vatandaş. Siz dolarla mı maaş alıyorsunuz abi? Yok ben dolarla maaş almıyorum ama her şey onu endeksli. Berat Albayrak'ı biliyorsunuz. Dolarla mı maaş alıyorsunuz diye bir söylemi vardı daha yakın bir zamanda. Evet ama diğer parti liderleri tarafından da alaya alındı yani. Onu da biliyorum. Peki dolar sizi ilgilendiriyor mu peki abi vatandaş olarak? Dolar beni şöyle ilgilendiriyor. Bizim paramız düştüğü için mecburen yatırım yapan vatandaş ya dolar üzerinden ya euro üzerinden ya altın üzerinden yapıyor. Ona endeks olunca öyle oluyor. Peki nereye kadar abi? Nereye kadar idare edeceksiniz? Valla nereye kadar? Seçimlere kadar. Bence öyle yani. Seçimlerden sonra? Seçimlerden sonra orasını bilemem. Yeni gelen iktidarın takip edeceği politikaya bağlı. Umudunuz var yani. Var tabii. Umutlu olmadı mı yaşayamayız. Umudumuz var. Tabii. Umut yaşandı.